Sporyan'dan herkese merhabalar. Gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. İyi seyirler. Sezonun ilk derbisi biletleri satışa sunulmasına kısa süre sonra tükendi. Taraftar yasağı nedeniyle sarı lacivertli taraftarların alınmayacağı derbinin biletleri 60 saniye içerisinde bitti. Yapılan açıklamada en ucuz biletin 270 lira olduğu belirtilirken Beşiktaşlı taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiği ve karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı aktarıldı. 7. haftası geride kalan ligde 14 puanlı Beşiktaş 4. sırada bulunurken bir maçı eksik Fenerbahçe 13 puanlı 6. sırada yer alıyor. Derbinin hakemleri de belli oldu. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılarını ise Alex Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Vegors açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek için önlerinde büyük bir şans olduğunu, derbiyi kazanmaları halinde yeniden havaya gireceklerini söyleyen Vegors sözlerini şu şekilde tamamladı. Taraftarımız sosyal medyadan bana gol atmam için mesajlar atıyor. Biz de oyuncular olarak onlara güzel bir gece yaşatmak için anlaştık. Sahaya çıkıp nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bunu yapacak güçteyiz. Bir yandan derbiye hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan sözleşme krizi yaşadığı Ersin Destanoğlu'nu ikna etmeye çalışıyor. Gelen bilgilere göre yıllık 20 milyon TL isteyen Ersin'e yönetimin teklifi 12 milyon TL oldu. Milli kaleciye bunun son teklifleri olduğunu bildiren Beşiktaş kurmayları Ersin'in kararını bekliyor. Durumu merakla beklenen Dellali ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor. İngiliz oyuncunun durumunun iyi olduğu ancak oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı aktarıldı. Beşiktaş'ta derbi primleri de belli oldu. Yönetim derbinin kazanılması halinde oyuncular 100.000 TL dağıtacak. Dev maçın diğer kanadı Fenerbahçe'de ise derbinin anahtarı bulundu. Jorge Jesus Beşiktaş maçında orta sahayı dinamik oyunculardan kurup Beşiktaş'ı baskı altına almak istiyor. Öte yandan rakiplerinin kalelerine gelen şutların çoğunda gol yediğinin farkında olan Portekizli teknik adam oyuncularına sık sık uzaktan şut atmaları konusunda direktif verdi. Jesus bunun dışında derbi öncesi motivasyonunu artırıcı bazı çalışmalar da yapıyor. Kariyerinde sayısız derbiye çıkan ve böylesine büyük atmosferleri çok iyi bilen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la oynanan eski derbilerle ilgili sevinç gösterilerini tesisin belirli noktalarına astığı öğrenildi. Novak sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Novak'ın Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Cezire ile anlaşması bekleniyor. Galatasaray'da yerli oyuncu krizi bir kez daha gündemde. Son oynanan maçlarda yabancı oyuncuların formlarının yükselmesi, takımda olumlu havanın hakim olmasını sağlasa da Okan Buruk yerli oyuncu havuzunun kısıtlı olmasından yakınıyor. Kerem ve Yunus'un formsuz olmasına rağmen rotasyon kanısında sıkıntı yaşayan Okan Hoca, yönetime bu konu hakkında rapor hazırlayarak devre arası transfer döneminde kaliteli yerli oyuncular alınmasını istediğini belirtti. Gelen bilgilere göre yönetimin de bu konunun farkında olduğu ve çalışmalar hız verdiği aktarıldı. İç transferde de hareketli günler geçiren Cimbom maaşı düşük oyuncular için operasyon başlattı. Bu bağlamda maaşında ciddi düzenlemeler olacak oyuncuların yeni ücretleri şu şekilde olacak. Senelik 1 milyon euro kazanan Nelson 1,5 milyon euro, 500 bin euro kazanan Sasha Boey 1 milyon euro, 8 milyon TL kazanan Kerem 22 milyon ve 900 bin TL kazanan Yunus 20 milyon TL. A Milli Kadın Voleybol takımımız Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B grubu ikinci maçında Güney Kore'yi set vermeden 3-0'la geçti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilen Filenin Sultanları son maçlarla birlikte puanını 4'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Bu haberle videomuzun sonuna geliyoruz. Değerli fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.